kıymetli genel başkan yardımcılarım, yüksek disiplin kurulu üyelerim, parti meclis üyelerim, sayın il başkanım, kıymetli milletvekillerimiz, değerli komşularım, hepiniz hoş geldiniz. Sayın genel başkanım, Türkiye İttifakı'nı kurdunuz. 47 yıl aradan sonra partimizi birinci parti yaptınız. Eyvallah. 412 belediye kazandınız. Bugün Ataşehir'i ziyaret etmeniz bizim için büyük bir onur ve mutluluk. Hoş geldiniz. Sayın Genel Başkanım, biz de sizlerin talimatları doğrultusunda Ataşehir'de katılımcı, halkçı, toplumcu belediyeciliği hayata geçirmeye çalışıyoruz. Tam da bize verdiğiniz talimat doğrultusunda hiçbir Ataşehirli kendini yalnız hissetmesin diye var gücümüzle çalışıyoruz. Okullar açıldı, bize bir talimat verdiniz. Her öğrencimizin beslenme çantası dolu olacak dediniz. Biz de Ataşehir Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi İlkokul çocuklarımızı beslenmesiz bırakmadık. Okullarımızı öğretmenlerimizi, velilerimizi yalnız bırakmadık. Okullarımızı temizledik, boyadık, yeni eğitim yılını hazırladık. Yazın Ataşehirli gençlerimiz, Ataşehirli binlerce gencimiz yaz okullarıyla buluştu. Ataşehir'i daha yaşanabilir, daha yeşil, daha modern yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Önceliklerimizi belirledik. Depremden kentsel dönüşüme, sosyal yardımlardan kreşlere her basamakta projelerimizi hazırlıyoruz. Yeni açılışlar yapıyoruz. Sosyal tesislerimiz ilk defa Ataşehirlerimizle buluşuyor. Bugün de bu hayırlı olsun ziyareti için sizi aramızda görmek bizim için büyük bir mutluluk. Sayın Genel Başkanım, ben sizden çok şey öğrendim. 30 yaşında meclise gittiğimde bir abi gibi grup başkan vekilimiz olarak kapınızı bize açtınız. Sizden çok çalışmayı öğrendim. Sizden örnek bir yaşam tarzı nasıl olur onu öğrendim. Ve rol modelimiz olarak bize Ekrem Başkanımızla birlikte çok önemli bir güç verdiniz. Bize bir siyasetçinin ne kadar cesur olması gerektiğini gösterdiniz. Size ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na cesaretinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Eğer siz gençlere inanmasaydınız, ben bugün Ataşehir'in evladı, 39 yaşında bir genç olarak Ataşehir Belediye Başkanı olamazdım. Ve benim gibi birçok arkadaşım da bu görevlere gelemezdi. Eğer siz kadınlara inanmasaydınız, bugün onlarca kadın belediye başkanımız olmazdı. Ben bütün genç arkadaşlarım adına, kadın arkadaşlarım adına size çok teşekkür ediyorum. Cesaretinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Kocaman onurumuzu, sen bizi kocaman onurumuzu. Bize, tüm Türkiye'ye nasıl kadro yetiştirilir gösterdiniz. Hem İstanbul'da Ekrem Başkanımızla birlikte gençlere önem vererek, gençlere görev vererek, hem Türkiye'de gençlere görev vererek cesaretinizle Türkiye'de nasıl değişimin, dönüşümün olacağını gösterdiniz. Bugün de cesaretinizden korkanları görüyoruz. Cesaretinizden korkuyorlar. Sanıyorlar ki algı oyunlarıyla, yargı eliyle bize bir adım geri attırırlar. Daha çok beklerler. Bizi korkutamazlar. Hiçbir itibar suikastıyla bizi bir adım geri attıramazlar. Sayın Genel Başkanımızın en sevdiğim sözlerinden biridir. Bir adım geri atan,
bir sözü eksik söyleyen namerttir diyor. Biz de Atatürk'e inanan, Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş milyonlarca genç olarak, size inanan, Ekrem Başkanımıza inanan binlerce, milyonlarca Cumhuriyet Halk Partili olarak dimdik ayaktayız, yanınızdayız. Tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz. Cumhuriyet Halk Partisi baba ocağı. Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. İyi ki İyi ki onursal adı güzeli aday gösterdiğimizde şöyle bir şey söylemiştim. İyi ki söylemişim. Onursal adı güzel Ataşehirlilere emanet. Ataşehir'de bundan sonra onursal adı güzele emanet demiştim. Görüyorum ki her iki tarafta sözünü tutmuş. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Buraya değerli il başkanımızla birlikte geldik. Sayın Özgür Çelik'le. Genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, parti meclisi üyelerimiz eşlik ediyorlar. Sizin hepinizi ilçe başkanımızın, ilçe yönetiminin şahsında ayrı ayrı selamlıyorum. Çok zorlu bir dönemde Ataşehir'de partinize sahip çıktınız. Genç bir evladımıza iyi eğitim almış, dünyayı gören, teknolojiyi bilen, kentleşmeyle ilgili en ileri vizyona sahip olan ve genç yaşında önemli sorumluluklar almış olan kardeşim Onursal Adıgüzel'in arkasında kendi evladınız, kendi kardeşiniz, kendi abiniz, ablanız gibi durdunuz. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Ataşehir Belediyesi 2008 yılında ilçe statüsü kazandı. 2009'dan bu yana Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yönetiliyor. 3 dönem üst üste burayı Battal Başkanımız yönetti. Geçmişteki emekleri için kendisine yürekten teşekkür ediyorum. İlk seçimlerde %41.6, ikinci seçimlerde %49, üçüncü seçimlerde %51.3 ile Ataşehir'i kazanmıştık. Bu seçimde, bu kez bir öncekindeki ittifakın da olmadığı halde başta birileri korkular salmaya çalıştığı halde sizler ittifaksız girdiğimiz bu seçimde %57'lik oy oranıyla büyük bir rekor kırdınız. Elinize emeğinize sağlık. Onursal sağ olsun her zaman vefalıdır. Ama böyle bir kalabalığın karşısında ilk kez beni bu kadar çok övünce biraz benim ona mukabele etmem lazım. Onursal'la ilgili ilk anım parti meclisine aday olduğu ve kazandığı herhalde 26 yaşı falandı. 2012 yılında gencecik yaşında parti meclisine girdi. Sonra birlikte bir kez benden sonraki dönemde tabii milletvekili oldu. Merkez Yönetim Kurulu'na girdi, MYK üyeliği yaptık birlikte. Milletvekiliyken Duygu'yla yeni evliydi, Algı geldi. Benim yönettiğim bir oturumda bugün bir kişi daha Cumhuriyet Halk Partisi büyüdü. Dün gece Algı aramıza katıldı demiştim. Salonda büyük bir alkış kopmuştu. Arada Algı şimdi o videoyu açıp izliyormuş. Ben de bundan çok duygulanıyorum. Aramızda abi kardeş hukukunun ilerisinde bir bağ, bir aile bağı var resmen. Ama söyleyeceklerim bu sevgimden ilgili değil. Söyleyeceklerim bir kararlılıkla, bir vizyonla ilgili.
adayken kent bostanı dedi, gündemi belirledi, sözünü tutacağım dedi. Öğrendiğime göre 2353 aile bu proje için talep açtılar. Kura çekildi, içlerinden 180 aileye şuracıkta 1,5 metreye 3 metre birer bostan tahsis edildi ve kentin ortasında bostanı özleyen, köyünü özleyen, toprağı özleyen 180 hemşerimizin yüzü güldü. Binlercesinin de bu talebinin olduğu ortaya çıktı. Bu projeyi çok yakından takip ediyoruz. 5000 tane fide dağıtılmış. Bir ara oranın da ziyaretine gitmek istiyorum. İstanbul Vakfı'na kurban kampanyası yapıyoruz. Onursal Başkan oradan temin ettiği 10.000 konserveyle protein girmeyen, et girmeyen hanelere kısa zamanda girdi. İlk 100 günde 26.000 ton asfalt dökümü gerçekleştirdi. Yenişehir ve Atatürk mahalleleri arasında yapılan yaya köprüsü sayesinde yayalar için yol 1,5 kilometre kısaldı. Okullar başlamadan önce ihtiyaç sahibi ailelerin ilk öğretimdeki öğrencileri için çanta, kitap, defter, kalem, silgi, boya hepsini temin etti. Bu çok çok güzel bir işti. Çok çok muhteşem bir işti. Biraz önce duygulandım. İnanılmaz bir şey var. Hep yapılmasını önerdiğimiz, söylediğimiz bir meseleyi onursal yoksul ailelerin çocuklarının okulda artık kumanyasız gittiklerini, babalarının ekonomik durumu yüzünden, çünkü babaları işsizse zaten felaket, işi olsa dahi 17 bin lirayla İstanbul'da ev kirası verince aç kalıyorsun, karnını doyurunca açıkta kalıyorsun ve çalışmalar şunu gösteriyor: İstanbul'da her 3 çocuktan bir tanesi, Türkiye'de de farklı değil, sabah kahvaltı etmeden okula gidiyor ve yanında bir beslenme çantası götüremiyor. Onursal kardeşimiz her hafta pazar günü, cumartesi pazar günü ekipler öyle çocukları gidip de okulda mahcup etmiyorlar. Çocukların evine hafta sonundan gidiyorlar. 5 günlük kumanyalarını, beslenme sandalarını haftalık olarak oraya veriyorlar. Çocuk annesinden beslenmesini alıp okula gidiyor, karnını doyuruyor, eksiklenmiyor, üzülmüyor, mahcup olmuyor. Ben bunun için kardeşimi alnından öpüyorum. Alnından öpüyorum. Ve geçtiğimiz günlerde görüp de hemen tebrik ettiğim bir uygulama vardı. Beyoğlu Belediye Başkanımız okullara su sebili projesi başlatmış. Bir su İstanbul'da okulda 15 lira. Bir veli dedi ki, ya bu kerata günde 3 su içmeye kalkıyor, 45 lira su parası veriyoruz, yemek parasını bulamıyoruz, su parasını nereden bulalım? Bunu aramızda konuşuyorduk. İnan hızla başlatmış. Okulda büyük bir memnuniyet var. Bu sabah Çekmeköy'de belediye başkanımız bunu müjdeledi. Büyük bir memnuniyet var. Bu beslenme çantalarını dolduran onursal kardeşinden burada Ataşehir'deki okullara okulda su sebili kampanyası hizmeti başlatmasını burada ilk kez o da burada duyuyor. Mikrofonda söylüyorum. Onursal kardeşim bunu da başlatıyor. CHP'li bir belediye başkanı seçtiyseniz o okulun temizliği benden sorulmaz. Çocuğun açlığı benim işim değil. Okuldaki su pahalıysa ne yapalım? Çeşmeden dayansın, içsin demezler. Onları farklı kılan budur. Günü gelip de biz yoksulluğu yönetmek yerine
yok edecek bir iktidar olarak iktidara gelene kadar, bu gelir adaletsizliğini ortadan kaldırana kadar, herkese çocuğuna yanına kumanya verene kadar, bence ona da gerek yok. Hep söyledik, söyleyelim. Okulda devlet, okul öncesinde, ilkokulda, ortaokulda öğrencilere 3 kap sıcak yemeği okulda dağıtana kadar bu aslan sosyal demokratlar üzerlerine düşeni fazlasıyla yapacaklar. Tabii Paris'te hayatımın en heyecanlı anlarını yaşadım. Bir tarafımda Ekrem Başkan, bir tarafımda Mansur Başkan, Dilek Hanım, arkadaşlarımız, kızım İpek ve orada filenin sultanlarını izledik. Onların çeyrek final maçlarını kazanmalarını izledik. Yarı finale çıkışlarını izledik. Büyük mutluluklar elde ettik. Ve hep söylediğim bir şey vardı. Biz bu seçimleri birileri, biz dedik ittifak yapalım, istemediler. Nasıl olacak, ne vereceksiniz dediklerinde oyumuz neyse o oy oranında paylaşırız. Kimseye hak ettiğinden fazlasını vermeyiz dedik. İttifak istemediler. Seçime ittifaksız girdik. Karşımızda Cumhur İttifakı. Göya bizde moraller bozuk, onlarda kuvvetli. 31 Mart'ta felaket geliyor. Dedik ki böyle bir şey yok. Biz Türkiye İttifakı'na inanıyoruz. Burada Ataşehir İttifakı'na, İstanbul'da İstanbul İttifakı'na, Türkiye'de Türkiye İttifakı'na inanıyoruz. Dedik ki Türkiye'nin bütün demokratları, sosyal demokratlar, muhafazakar demokratlar, milliyetçi demokratlar, Kürt demokratlar bir araya gelecek. Türkiye İttifakı'nı oluşturacak. Türkiye İttifakı kimdir? Ay yıldızlı, al bayraklı, sorunu olmayan herkes. Ki renkleri kırmızı ile beyazdır. Milli takım gol atınca ayağa kalkan herkes. Filenin sultanları maçı kazanınca İstiklal Marşı'nda gırtlağı düğümlenen herkes Türkiye İttifakı'ndadır dedik. Ve o ittifak 47 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ni kurulduğu gün gibi Türkiye'nin birinci partisi yaptı. İşte o filenin sultanlarının, hepimizin gururu, tüm Türkiye'nin gururu, A milli takımımızın kaptanının Eda Erdem'in adına bir park açılmış. Bundan da çok büyük bir memnuniyet duydum. Her hafta bir mahallede temizlik seferberliği, Mustafa Kemal ve Aşık Veysel mahallelerindeki imar sorununun çözülmesi ve Maltepe Belediyesi ile işbirliği halinde Kayışdayı Ormanı'nda İstanbul Büyükşehir'inde yardımlarıyla, katkılarıyla 80 bin metrekarelik alanda sokak hayvanları için kapsamlı bir merkez yapıyorlar. 6 yıl görev yapsa, bu kadar şeyi anlatsan iyi çalışmış delikanlı dersiniz. 6 ay görev yaptı, hakikaten iyi çalışmış delikanlı. Çok teşekkür ediyorum. Buradaki bu sıcak karşılama için, günün ortasında, haftanın ortasında biz bir hayırlısı olsun demeye ve bir metro istasyonunda test sürüşü yapmaya gelmişken burayı doldurdunuz, ev sahipliği yaptınız. Teşekkür ediyorum. Ancak bugünden sonra bu birliktelik, bu birbirimize sarılmayı seçim gününe kadar arttırarak devam etmemiz lazım. Çağrıldığımız yere koşup gitmek, parti neredeyse destek vermek, partinin söylemlerini, partinin politikalarını benimsemek yetmez, benimsetmek. Özellikle CHP'li olmayanlara, iktidara geldiğimizde vatandaşın alım gücünü arttıracağımızı, Türkiye'yi büyüteceğimizi ve
bunların için çok daha adil bir vergi sistemi kuracağımızı, yoksulun yanında belediyede durduğumuzun 10 katı güçle duracağımızı, kimsenin çocuğunu hayata kapatamayacağı bir farkla geriden başlamasına razı olmayacağımızı, kimsenin yurt dışında bu dünyanın en güzel ülkesinden yurt dışına gidip orada hayal kurmak zorunda olmayacağını ama gitmek isteyenin de vizesiz bir şekilde bütün dünyayı dolaşmak için her şey yapılacağını, Avrupa Birliği'ne tam üye olacağımızı, bunun için dünyanın dört bir yanındaki 77 sosyalist internasyonel üyesinin şimdiden imza attığını, Yunanistan'ın, Fransa'nın dahi CHP'nin iktidarındaki Avrupa Birliği tam üyeliğine destek olacaklarını ifade ettiklerini, yani artık kimsenin üzülmemesi, enseyi karartmaması ama olası bir erken seçimi istekle talep etmesi gerektiğini, her derdin var bir çaresi, onun da adı Cumhuriyet Halk Partisi demenizi hepinizden bekliyorum. Şundan emin olun, partimiz kurulduğu günde öyleydi. 70'lerde öyleydi. Söz verdim, aynı Ecevit gibi olacak. 70'lerde iki yerel, iki genel seçimde birinci parti olduk. Bunu yapacağız. Atatürk'ün partisini ikinci parti yapamayız. Bunu kabul etmiyorum dedim. İnandınız, inandılar, inandık. Hep birlikte değişim dedik. Ve sonunda ilk girdiğimiz yerel seçimlerde bizi bir dakika vermeyen TRT'ye sürpriz vaat etmiştim. Onun da sözünü tuttuk. Ve 47 yıl sonra akşam 9 olmadan TRT ekranlarında birinci parti oldu. Şimdi birileri aman efendim, aman efendim ne yapalım, ne edelim, CHP'yi karıştıralım. Aday tartışması çıkaralım. Başka tartışmalar çıkaralım. Bir şekilde CHP'yi birbirine düşürelim. Bunun üzerinden iktidarı sürdürelim. Öyle yağma yok. Öyle kolaycılık yok. Asla ve asla eski hataları tekrar etmek yok. Cumhuriyet Halk Partisi el ele, kol kola, omuz omuza, hep birlikte Türkiye'nin ikinci yüzyılında yapılacak ilk seçimlerde yine göreceksiniz, Türkiye'nin birinci partisi olacak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini iktidar yapacağız. O güne kadar hepinize inanıyorum, hepinize güveniyorum, hep birlikte iktidarı kazanacağız, Türkiye'yi bir kez daha ayağa kaldıracağız, hep birlikte Türkiye'yi bir kez daha kaldıracağız. Türkiye'nin bize ihtiyacı var, örgütümüzün size ihtiyacı var. Hep beraber çok çalışıp hep birlikte başarmak üzere. Yolumuz açık olsun, yolunuz açık olsun. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Değerli Genel Başkan, geleceğin güvencesi.